süreçte. Evet. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayın Başkan, Kulüpler Birliği bir açıklama yayımladı. Zaten bazı kulüpler de dün gece açıklamalarda bulundu. Vurgu şu, sadece sporu, futbolu düşünelim. Başarılarımızı konuşalım şeklinde bir açıklama. Yani tartışmaların parçası haline getirilmek istemiyoruz diyor kulüpler. Siz de tabii toplantılara sık sık katılıyorsunuz. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim bu açıklamayı. Hem Adana Demirspor tarafı hem Kulüpler Birliği tarafı. Dün akşam da Beşiktaş-Antalya maçını yerinde takip ettiniz ve sık sık da gidiyorsunuz Kulüpler Birliği Başkanı ile birlikte. Buyurun. Şimdi işin özüne bakmak lazım. Yani Türkiye çok büyük bir felaketten çıktı. Yani son bin yılın bir felaketiydi bu. 11 ilde aynı anda arka arkaya iki tane deprem yaşadık. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Buradan da Allah rahmet eylesin diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şimdi bazen böyle vahim olaylardan sonra toplum kenetlenebiliyor. Tam kenetlendiğimiz ortamda maalesef diyorum, en rahat bir şekilde karıştırılacak olan stadyumlar oluyor. Bir Fenerbahçe-Konya maçında başladı. Maratonu ben de o maçtaydım. Bütün kulüp başkanlarıyla beraber Ali Başkan bizi davet etmişti. Birlik bütünlük mesajları verelim diye. Tam kenetlenmişken birileri düğmeye bastı maalesef. Ben öyle görüyorum, öyle tahlil ediyorum. Maraton sağ üstte yaklaşık 1000 kişiden oluşan bir taraftar grubu. Tek bir ağızla böyle beste halinde gündeme getirip sürekli arka arkaya. İlk başta kimse bir şey anlayamadı zaten. Daha sonra başkanlar da tek tek birbirimize sorarak ne diyorlar diye öyle anladık. Tabii sonra bütün stada yayıldı ama stadın içerisinde duyarlı vatandaşlarımız da vardı. Onlar pek fazla alet olmadı. Ondan sonra Beşiktaş maçına geçtik. Muhteşem bir olay gerçekleştirdi. O oyuncakların sahaya atılması. Yani emin olun ben ağladım orada. Duygulandım. Birçok insan da duygulandığını da şahit oldum. Böyle olaylar varken kalkıp bu şekilde davranmak bence doğru değil. Yanlış yapıyoruz. Çünkü futbol, futbolun dini, ırkı, rengi olmaz. Kesinlikle olmaz. Ama iyi niyetle yapılan bir şey farkında olmadan maalesef alet de olabiliyoruz. Yani bunları spordan uzak tutmamız lazım. Herkesin kendi siyasi görüşü vardır, saygı duymakla beraber. Seçime 2,5 ay kala kalkıp böyle bir olayın cereyan etmesi ve bu şekilde sporu da dahil etmeleri, kulüplerimizi dahil etmeleri çok anlamsız buluyorum ve yersiz buluyorum. Ve planlı ve bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bütün herkesten rica ediyorum. Herkesin siyasi görüşüne saygı duymakla beraber seçime 2,5 ayımız var. Devletimizin şu anda ayakta tutmamız lazım. Bir el birliğiyle destek olmamız lazım. Çünkü hala yaralarımızı saramadık. Yaraları sarmak da kolay değil. Biraz zaman dağılacak. Onun için bu birlik beraberliğimizi bozmamamız lazım. Bütün herkesten rica ediyorum. Duyarlı olalım. Herkesin oyu var. Herkes oyunu özgür bir şekilde kullanabilir. Ama lütfen ve lütfen bu oyunlara alet olmayalım. Spor kulüplerine, stadyumlara, konserlere, bu gibi şeylere alet olmamak için elimizden geleni yapalım ve birbirimizi uyaralım. Çok teşekkür ediyoruz Adana Demirspor Kulübü Başkanı'na. Murat Sancak'tan önemli açıklamalar geldi efendim.